Antonius'un tiradı. Dostlar, Romalılar, vatandaşlar, beni dinleyin. Ben buraya Sezar'ı gömmeye geldim, övmeye değil. İnsanların yaptıkları fenalıklar arkalarından yaşar. İyiliklerse çoğu zaman kemikleriyle beraber gömülür gider. Hadi Sezar'ınkiler de öyle olsun. Asil Brutus size Sezar'ın haris olduğunu söyledi. Eğer böyleyse bu ağır bir suç. Sezar da bunu pek ağır ödedi. Şimdi burada Brutus de diğerlerinin izinleriyle, çünkü Brutus şeref sahibi bir zattır. Zaten hepsi şerefli kimselerdir. Evet, müsaadeleriyle burada Sezar'ın cenazesinde söz söylemeye geldim. O benim dostumdu. Bana karşı vefalı ve dürüsttü. Lakin Brutus haris olduğunu söylüyor ve Brutus şerefli bir zattır. Sezar Roma'ya birçok esir getirdi. Devlet hazinelerini bunların kurtuluş akçeleri doldurmuştu. Acaba Sezar'da hırs diye görülen bu muymuş? Fakirler ne zaman ağlasa Sezar'ın gözleri yaşarırdı. Hırs daha sert bir kumaştan olsa gerek. Fakat gene Brutus onun için haristi diyor. Brutus de şerefli bir adamdır. Siz hep gördünüz. Lupercalia yortusunda ben kendisine 3 defa krallık sundum. 3 defasında da reddetti. Hırs bu muymuş? Yine de Brutus haris diyor ve şüphesiz kendisi şerefli bir adamdır. Ben Brutus'un dediklerini çürütmek için söz söylemiyorum. Buraya bildiklerimi söylemeye geldim. Bir zamanlar siz onu hep severdiniz. Bu sebepsiz değildi. Öyleyse sizi ona yas tutmaktan alıkoyan nedir? Ey İzan! Sen hoyrat hayvanlara sığınmışsın. İnsanlar da muhakemelerini kaybetmiş. Beni affedin. Kalbim tabutun içinde, şurada, Sezar'ın yanında. Tekrar bana gelinceye kadar beklemeli. Antonius'un tiradı. Seslendiren Süleyman Sönmez.